2005'ten günümüze devam eden yarışma programı Survivor, hayatımıza birbirinden farklı kişileri sokmuş bulunmakta. Öyle ki ada hayatında açlığa karşı yarışan yarışmacıların büyük bir bölümü, yarışma bittikten sonra şöhretin kapılarını aralamış oluyor. İşte Survivor'da pirinç için yarışan oyuncular, bakın sonra kendini hangi dizilerde rol alırken bulmuş. Uğur Pektaş. 2005 yılında başlayan Survivor'ın ilk şampiyonu olan Uğur Pektaş, yarışmanın ardından Kanal D'nin uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da rol aldı ve uzun bir süre Murat Komiser rolüyle adeta Survivor'da yarıştığını unutturdu. Dizideki rol arkadaşı Gamze Özçelik'le bir dönem evlenip boşanan ünlü oyuncu, şimdilerde imaj değiştirip hac ve umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine girdi. Hakan Hatipoğlu. İlk olarak Var Mısın Yok Musun programında tanınan Hakan Hatipoğlu, 2010 Survivor Kızlar Erkeklere katıldıktan sonra oyunculuğa başladı. Hakan Hatipoğlu, Behzat Ç'nin hem dizisinde hem filminde görev aldı. 2005 ve 2018 All Star'a katılan Hakan, Survivor Panorama ve çeşitli kanallarda program sunuculuğu da yaptı. Anıl Tetik. 2012'deki Survivor'a gönüllü olarak girmiş, ancak henüz yarışma sırasında ünlüler tarafına geçen Anıl Tetik, yarışma bittikten sonra da ünlüler tarafında kalmayı tercih etmiştir. Survivor Anıl, Oya Başar, Şafak Sezer gibi oyuncuların oynadığı Alemin Kralı ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde de rol almıştır. Murat Ceylan. 2013 Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Murat Ceylan, 4. tamamladığı Survivor'dan sonra yine bir TV8 programı olan Para Bende de sunuculuk yaptı. 2018 All Star'da yarışan yarışmacı Fox TV'deki Familia dizisinde rol almıştır. Hilmicem İntepe. Murat Ceylan'ın kankası Survivor 2013'ün şampiyonu Hilmicem İntepe, Muhteşem Yüzyıl, Çalık Kuşu gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2015 All Star'a tekrar katılmış ve yarışmadan sonra Bodrum Masalı dizisinde rol almıştır. 2018 Survivor'ından sonra da oyunculuğa devam edeceğini açıklamıştır. Yiğit Dikmen. 2014 Survivor'ı 5. bitiren, başarılı yarışmacılardan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox TV'de ekrana gelen Şehrin Melekleri adlı dizide rol aldı ve Fırat Ünver karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'in yer aldığı bir başka dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Mucizeleri gebe oldu. Turabi Çamkıran. Survivor'ın daimi yarışmacısı Turbo Turabi, yarışmanın çıkardığı isimler arasında kitlesi en geniş isim olarak dikkat çekiyor. Kertenkele dizisine sonradan dahil olan Turabi, dizinin reytinglerini tek başına yukarı çekmeyi başardı. 2018 All Star'dan sonra nerelerde göreceğimizi şimdiden merak eder olduk. Semih Öztürk. Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında kıyasıya mücadele eden ve tüm rakiplerine meydan okuyan Semih Öztürk, ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisinde rol almıştır. Serkay Tütüncü. Survivor 2016'da gösterdiği performansın ardından kariyerine modellik ve oyunculuk ile devam eden Serkay Tütüncü, Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnsanlık Suçu'nda rol almaya başlamıştır. Nihat Altınkaya, Atakan Arslan. Survivor 2012'nin şampiyonu olan Nihat Altınkaya ile Survivor 2016'nın şampiyonu olan Avatar Atakan'ın yarışma bittikten sonra Star TV'nin iddialı projesi Sözde kamera karşısına geçtiler. Aynı projede buluşan ikili Yarbay Erdem ve Üsteğmen Zafer karakterini canlandırdılar. Merve Oflas. Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflas, 2010'da Survivor şampiyonu olduktan sonra oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri ve Güzel Köylü gibi dizilerde rol alan Merve Oflas, reklam filmlerinde de yer aldı. Merve Oflas son olarak Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Bahar Komiser karakteriyle oyunculuğa devam etmektedir. Size göre bu isimlerden oyunculuk en çok hangi isme yakıştı? Hangi ismi kamera karşısında daha başarılı buldunuz? Yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.